karşılaştıkları için Türkiye'de çok ciddi bir Selefi örgütlenme olduğunu, çok radikal örgütlenme olduğunu, silahlandıklarını ve bu anlamda böyle bir çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu söylüyorlar. Çünkü kendi tabanlarından da tarikatlar kaybediyor. Çünkü tarikatlarla karşı karşıya geliyorlar. Tabii. Böyle bir radikalleşmeyi siz sahada gözlemliyor musunuz? Yani saha çalışmalarında da bunu görmek mümkün mü? Şimdi şöyle mesela az önce Adana, Urfa, Bursa örneği verdiniz ya, izleyicilerimiz de yazmış. Orada da bu tehlike olarak adlandırdığınız şeyin içerisinde bu radikalleşme var mı? Var tabii ki. Biz daha geçen yaz bu 551'leri gördük zaten. Sokaklara döküldüler Seyhan'da. Bir tarikat mensupları, bunlar mesela ellerinde bıçaklar, çatalar, şeyler, hani döner bıçakları, yani acayip acayip aletlerle çıktılar. Bunlar hepsi bir tarikatın üyeleri esasında. Cemaatlerin üyeleri bunlar. Yani bakın hükümet bu işi o kadar artık hani tehlikeli boyuta getirdi ki bugün Suriye ile barışmaktan başka hiçbir çaresi yok. Çünkü Türkiye güvenliği, milli güvenliği alan veriyor. Yani böyle kırmızı alarm falan geçtik yani artık böyle bangır bangır. Yani bu iş artık çok ciddi boyutta. Çok ciddi boyutta. Gelişmiş ülkelerde, gelişmiş ülkelerin göçmen kabul etmesi, yabancı kabul etmesi bir altyapıları var. Güvenlik altyapısı, hukuk altyapısı, güçlü bir güvenlik, hukuk altyapıları var. Dolayısıyla oraya gittiğinizde siz kendi başınıza şey yapamazsınız, ahkam kesemezsiniz tırnak içerisinde. Türkiye gibi ülkelerde göçmen kabulü, kayıtlı kayıt dışı, bu şekilde yoğun kabulü zaten mevcutta güvenlik ve hukuk altyapısı çok zayıf olduğu için çok daha tehlikeli oluşturuyor. Norveç örneğini, Norveç miydi verdi? İsveç örneğini vermiştiniz. Orada bir çocuğun okula gitmemesini bile devlet takip edip hemen hapis verebiliyor aileye. Yani sen bu çocuğu okula yollamamazlık yapamazsın. Hem çocuğu alıyor okula hem aileye hapis verebilir. Türkiye'de çocuğu okulu bırakın en radikal şekilde yetiştirecek kayıt dışı kurslar şeyler. Bu Türkiye gibi ülkeler için gelecek açısından çok büyük tehlike. Ama işte söylüyor zaten yerel yöneticilerin bilgi ve toleransıyla sürdürülen. Şimdi anlıyoruz neden AK Parti mesela İstanbul'u kaybettiğini bu kadar tutuştu. Yani sadece biz bir hani büyük şehri kaybetmedi. Buradaki imtiyazları, o büyük şehrin sağladığı bir imtiyazları da kaybetti. Yani kaynak aktarmayı da kaybetti. Çok özür dilerim. Şimdi makalede son olarak şunu ifade edeyim. Aynı zamanda Mahmut Hoca şunu anlatıyor. Bu kurslar nerelerde oluşuyor diye. Ve diyor ki Kur'an kursları kiralanmış daire dükkanları, kiralanmış daireler, dükkanlar gecekondu evlerinde oluşmaktadır. Mekanları büyük bir kısmı şehrin kenarlarında, semtlerde, faaliyetlerde yürütmektedir. Fiziki koşullar ve donanım bakımından da çok yetersizdir diyor. Ama burada bakın kimse denetlemiyor bunları. Yani Diyanet biliyor ama Diyanet denetlemiyor. Yani biz adeta adım adım bir Pakistan oluyoruz esasında. Şunu kabul edelim. Hülya Hanım, nasıl çözeceksiniz bu işi? Yani altılı masa, az önce dediniz ki Suriye ile barışmaktan başka yol yok. Masada bu konuda mesela ortak mısınız? Şimdi şöyle, biz Demokrat Parti 24 Nisan'da bizim ağırladığımız yemekte Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal bir göç komisyonu kurulsun diye öneri getirmişti. Diğer genel başkanlar da değerlendirdi ve uygun gördü. Biz kurduk göç komisyonunu. Ve göç komisyonunda çok gerçekten çok olgun ve yapıcı bir şekilde devlet menfaati gereği farklı düşüncelerimiz bazı konularda olsa da onları ortaya koyuyoruz, istişare ediyoruz, tartışıyoruz. Hani mesela hani neden siz böyle düşünüyoruz diyerek birbirimize soru sorabiliyoruz mesela. Ve sorduğumuzda da hani ya ikna edebiliyoruz ya da hani farklı bir argümanlar geliştiriyoruz. Biz ortak bir metin hazırladık. Sayın Genel Başkanlarımıza da verdik. O metin üzerinde de zaten kendi aralarında da bir görüşme yapılıyor. Amaç zaten, altılı masanın amacı zaten herkes aynı konuda düşünmesi. Farklı düşünceler bir araya gelsin ve ortak devletin menfaatini ortaya çıkartsın. Bizim amacımız o zaten. Dolayısıyla burada hani göç masasının çok verimli geçen toplantıları oldu. Ben şahsen çok yararlandım. Çünkü farklı görüşleri de dinleme şansım oldu. Biraz daha farklı değerlendirme ve onları, o değerlendirme karşısında biz neler yapmamız gerekiyor diye, hani kendi ilkelerimiz doğrultusunda neler yapmamız gerekiyor diye daha farklı şeyler de ortaya çıktı. Yani çok önemli geçti yani. Çözümü görüyor musunuz? Sanki yani uzun yıllara yayılacak bir... Yani hayır. Sezar Partisi diyor ki biz otobüslere dolduracağız, göndereceğiz gibi bir söylem eleştiri. Onu inandıracak mısınız? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey mümkün değil. Yani siz otobüslere bindirin, gönderin. Bakın şimdi söz konusu insan. Her şeyden önce söz konusu insan. Siz burada insanları apar topar bindirip bir yere bırakamazsınız. Neden? Çünkü zaten orada sınır yok. Biz zaten 11 yıldır Suriye ile sınır paylaşmıyoruz. Şimdi onları ha Gürcistan'a bırakmışsınız, ha şu an oraya bırakmışsınız. Aynı şey yani, aynı yer değil çünkü. Ne zaman devletler arası diyalog kurulur ki şu an o yapılıyor. Ortak komisyon kurulur Suriye ve Türkiye arası. O ortak komisyonla birlikte insanların geri dönüşü ve o geri döndükleri yerlere onların altyapısı, okullar, hastaneler, altyapıları hazır olur ve onlara geri dönmek için hazır olur. O zaman geri dönüşler sağlanır. Çünkü siz insanlara ikinci bir göç yaşatamazsınız. Üçüncüsü, her şeyden önce eğer Türkiye, zaten Batı bizi linç etmeye çok hazır. Eğer Türkiye bunu çok düzgün bir şekilde yürütmezse, yani kendimize esasında hani Batı'yı bir kenara koyun. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak kendimize yakışır bir şekilde bunu göndermezsek bu insanlara, ki %100 gitmek zorundalar. Bakın Türkiye'nin güvenliği için, yani hepimizin bugün sokakta yürümemizin güvenliği bile buna bağlıdır. Çok net. Çünkü artık 81 ildeler, her mahalledeler, otobüsler, minibüsler, her yerdeler. Ve kim olduklarını bilmiyoruz. Çünkü 11 yıldır beyan esas kimlikle giriyorlar. Yani kimlikleri yok. Parmak izleri 2014 yılından itibaren alınmaya başlandı. O da eğer müracaat ettiyse göç idaresine. Yani bu kadar vahim bir güvenlik zafiyeti var ortada. Ama son derece devlet aklıyla yürütülen bir süreç olması lazım. Zaten şu an bakın Lübnan'dan insanlar geri dönüyor. Ürdün'den geri dönüyor. Şimdi... Onu soracaktım. Suriye'deki bu yeni dönemle ilgili Lübnan'da, özellikle Ürdün'de çok fazla, hatta bir dönem Türkiye'den daha fazla Suriyeli Ürdün'de vardı. Onlar geri dönüş yapıyor mu şu an? Yapıyor ki tabii. Tabii ki yapıyor. Lübnan'dan da sanırım 1 milyon kişi döndü. Doğru mu biliyorum? Yani bakın bu insanlar geri gitmek zorunda topraklarına. Çünkü ne Ürdün kaldırabilir bu insanları, ne Lübnan kaldırabilir, ne de Türkiye kaldırabilir. Çünkü anormal bir sayıdır bu. Yani biz 10 bin, 20 bin kişiden bahsetmiyoruz ki. 2011 yılına kadar Türkiye'nin bir göç politikası vardı zaten. Biz 1923 ile 2011 yılı arasında yaklaşık 2 milyon kişi aldık sadece. Bakın 2 milyon kişi aldık 80 küsür sene içinde. Ve bu neydi? Soydaşlık ilkesi olarak, yani ulus devlet yapımını korumak adına yapıldı. Zaten 1951 yılında Demokrat Parti Cenevre Sözleşmesi'ni imzalarken demografik çekinceyi o yüzden koydu. Yani İsrail'in Filistin'i işgal etmesiyle birlikte orada Orta Doğu'da çok ciddi bir nüfus hareketliliği olacak ve bu nüfus hareketlerinin sonunda Türkiye'ye gelecek ve bizim ulus yapımızı bozacak diye demografik çekincemizi koyduk. 67 yılında New York Sözleşmesi, bunu tekrarladık zaten. Dolayısıyla burada siz 80 küsür yıl içinde 2 milyon kişi alırken siz 2011 ile 2022 yıl arasında 10 milyon kişi nasıl alırsınız? Bu bir kere tesadüf değil. Bunu bir daha tekrarlayalım. 2011'den sonra bizim 10 milyon, hatta bazı rakamlar 10 milyonun da üzerinde oldu. Bunun ana kaynağı sadece Suriye değil, Suriye dışında da çok ciddi bir politik tercih olarak alınan bir şey var. Şimdi bakın. Suriye zorunlu kabul edebiliriz hadi ama. Yani zorunlu değildi. Eğer adamların iç meselelerine karışmasaydık, eğer kendi ihvan kadrolarını, devlet kadrolarını dayatmasaydık, bunları siz bakan yapacaksınız diye, bu durumda da olmazdık. Nitekim aynı hatayı Sayın Çavuşoğlu yine yapıyor. Ilımlı muhalefettir diye Suriye devletine yine bunlarla siyaset yapın diyor. Yani 10 yıl adam dünyayla savaşmış. Orada yani, da bir başka tabii bela çıkacak. Şimdi Esad o ÖSO militanlarını istemeyecek. Şimdi oradaki süreçte neler olacak? Doğal olarak istemeyecek. Örneğini de gördük ya, orada Türk bayrağının yakılması gibi bazı farklı iddialar da var ama yani ÖSO'nun bazı gruplarının ciddi bir şekilde Türk güvenlik noktalarına saldırdıkları, bunun gibi örnekler işte. Bu da bizi bir çıkmaza sürükleyecek mi? Şimdi bakın, bizim bugün bayrağımızı yakan adam menfaatine ters düştük diye yarın evimizle yakar. Çok basit bir şekilde. Çünkü bizimle bir bağı yok. Menfaat ilişkisi var. Yani bir duygusal bağ yok ki bizimle. Dilimizi de zaten konuşmuyor. Bizimle bir tarih de paylaşmamış zaten. Yani orada PTT şubelerinden maaşını çekiyor. Yani parasal bir ilişkimiz var onlarla, o bölgedeki insanlar. Hadi o bayrağı bir kenara koyalım ki o bize, Türk milletine yapılan en üst bir hakarettir. Hatırlıyorsunuz, bundan bir ay önce Ak Enerji diye bir AK Parti'nin elektrik firması var ki o biz ücretsiz gönderiyoruz, onlar da o bölgeye fatura ediyor çok ilginç bir şekilde. Zam yaptı elektriğe. O bölgeyi hatırlıyorsunuz. ÖSO askerleri yerel yönetimleri bastı. Burada bir ekleme yapayım. Böyle o şey Ak Enerji dediğiniz halka açık bir şey, özel şirket değil. Bu başka bir şey. Ayrı bir şey. Ayrı bir şirket. Şimdi, halka açık bir şirket var Ak Enerji diye. O tabii, değil yani, yanlış şey olmasın diye. Suriye'de yani daha doğrusu devlet kontrolü dışındaki olan bölgelerde. Evet, İlhan evet. Başlıklarımızla konuşabilelim diye, pardon Timur, şeyi de açalım. Paralel ticaretten daha önce de söz etmiştiniz ve onu da açmak istiyorsunuz biliyorum. Evet. O mesela nasıl yayılmış durumda, nerelerde şimdi ve nasıl işliyor? Bizim gittiğimiz her yerde paralel ticaret çok adeta kök salmış vaziyette. Bir pazar oluştu artık. Paralel ticaret ne? Paralel ticaret şu. Çok şimdi bugün resmi kayıtlara göre 15.000 Suriyeli şirket açılmış burada. Evet. Ancak şimdi bunlar Türk vatandaşı olmuş insanlar. Türk vatandaşı olduktan sonra bizim kanunlarımız geçerlidir. Bu da nedir? İşte 5 Türk vatandaşına siz bir yabancı çalıştırabilirsiniz. Ama bizim sahada yaptığımız araştırmalarda bu şirketlerin hiçbir tanesi esasında Türk çalıştırmıyor. Kendi insanlarını çalıştırıyorlar ve bunlar da çoğu da sigortalı falan da değil zaten. Kendileri kaçak. Dolayısıyla burada devlet hem vergiden zarar görüyor, SGK'dan görüyor. Zaten Suriyeliler de resmi çalışmak da istemiyor. Neden resmi çalışmak istemiyor? Çünkü sağlık hizmetlerinden, evet, ilaçlarından fedakarlık da yapılmak istemiyor. Hatta, bedava, onlara bedava. Tabii, hatta çok ilginç bir şey anlatayım size. Bundan birkaç hafta önce, yani ay diyeyim, bir Suriyeli çocuk, vatandaşlık veriliyor bir Suriyeli çocuğa. Ama ailesi bunu öğrenince çok ciddi bir şekilde tepki veriyor. Nasıl olur diye. Ve göç idaresine ciddi anlamda baskı yapıyorlar. Bunun vatandaşlığını geri alın. Yani çocuk vatandaş olmuş, aile istemiyor vatandaşlığı. Niye istemiyorsa biz sağlık hizmetlerinden, işte ya, sosyal yardımdan yararlanamayız diye. Çünkü vatandaş olduğu anda o hem eczaneye hem hastaneden ben bunu bilmiyordum. Geçen de bir doktor arkadaşla görüştüm. Gerçekten böyleymiş. Evet, İnanamadım. Evet. Ve yani bu sağlık hizmetinde şu anda Türkiye'de bizim vatandaşlar işte 3 ay, 4 ay, 5 ay sonraya randevu alıyor. Onun bir sebebi de buymuş. Tabii, çünkü biz nüfusumuzu bakın mevcut kadrolarla nüfusumuzun çok üstünde hizmet veriyoruz. Evet. Ama başka bir şey daha anlatayım size. Bugün mesela doğumhanelere gidin. Sadece Suriyeli kadınlar doğum yapmıyor ki. Ve ücretsiz bakılmıyor. Bugün Afgan kadınlar da doğum yapıyor. Pakistanlı kadınlar da doğum yapıyor. Ve bizim doktorlarımız ücretsiz olarak bu insanlara bakıyor. Evet öyleymiş. Ve biz sağlık sistemimiz tamamen seferber edilmiş vaziyette bu insanlara bakmak için. Öyleymiş. Şimdi yanlış anlamayın ama ben yani Pakistanlı kadın niye ücretsiz doğurayım burada? Yani parasını versin, doğursun bebeğini. Yani ben mi dedim doğur diye? Yani Türk halkı niye bunu ödüyor? Türk halkı kendine ücretsiz hizmet sağlayamazken niye bir yabancıya bunu sağlıyor? Bakın belki bir önceki programda da anlatmıştım. Batman'da bana bir yerel gazetecinin anlattığı bir şey vardı. Belki anlatmışımdır. Türk halkı artık o kadar hani imkansızlıklar içinde yaşıyor ki Suriyeli komşusundan rica ediyor. Benim için ilaç yaz çünkü o ücretsiz alıyor diye. Öyleymiş. Yani bu kadar vahim bir duruma geldik. Paralel ticarette bu nasıl ilerliyor? Paralel ticaret de şu, bu getolarda oluşan, onların getolarında tamamen kendi ticaretleri dönüyor. Kendilerine göre üretim yapılıyor, ürünler çıkartılıyor. Bu ürünler denetimden oldukça uzak. Ve Türkçe de neredeyse hiç yok üstünde, çok az bir miktarda Türkçe var. ve kendi halklarına satıyorlar. Bu sınıra yakın bölgelerle sınırlı bir durum mu? Hayır, yoksa hayır, hayır. Ben mesela İzmir'de de basmaneye gittim bundan 3 hafta önce. Tavsiye ederim size. Yani tam bir kültür şoku zaten orası. Yani inanamazsınız. Türkiye'de yani Türk malı bulamıyorsunuz raflarda. Yani Suriye'de üretilmiş malları mı satıyorlar? Hayır, hayır. Türkiye'de buradan üretiliyor ama evet, tamamen ambalajı şeyi tamamen onlara hitaben bir ambalaj. Bunun bir de tam tersi var ama bir de Suriye'de üretilip burada satılanlar da var. Tabii Suriye'de üretilip mesela Ülker dondurma üretiyor Suriye'de. Suriye'de? Evet. Evet, evet. Ve Suriye'de hem muhalif tarafından hem de devlet tarafından ülkeli dondurmaları satılıyor. Tabii şimdi bu firma tabii, hem Esad yönetimi olan bölgede, evet, hem de bizim kontrolümüzde olan bölgede üretiyor, hem orada satıyor. Yani benim öğrendiğim hani Halep mi artık, yani yerini tam söylemeyeyim yani yanlış olmasın diye, ama Suriye'de dondurma üretiliyor ve o dondurma hem Suriye tarafında satılıyor hem de şey tarafında, muhalif tarafında da satılıyor. Orada bir şey yok yani. Ama bizim firmanın oralarda üretip satmasında bir şey yok. Şöyle yani kimin yetkisiyle satıyor? Şimdi siz Suriye'ye satıyorsanız Sezar yasası deliniyor bir kere. Yani eğer hani biz NATO'daysak Sezar yasası bizi de bağlar. Nasıl yani devlet tarafına nasıl gidiyor? Bir kere 11 yıldır Türkiye Cumhuriyeti AK Parti'nin baskısıyla ilişkisi kopartmış. Dolayısıyla nasıl Suriye tarafına geçiyor bu? Ama TÜİK'in açıkladığı dış ticaret verilerinde bizim Suriye ile zaten ticaretimiz. Onlar devlet tarafı değil. Onlar muhalif bölge tarafından, güvenli bölgeden bahsediyor oradaki ticaret. Orada bir açıklama gelirse mutlaka okuruz ama daha önce ilaçta onu göstermiştiniz. Evet. Bugün de bir şey getirdiniz sanıyorum. Benim. Evet, şimdi mesela bu örneğidir. Bu mesela ben bunu basmaneden aldım. İzmir'den yani. İzmir aldım. Basmaneden. Ondan sonra bu ürün yanılmıyorsam evet Mersin'de. Bunu bir ekrana gösterirsek böyle şey olur herhalde. Evet. Siz gösterebilirsiniz herhalde. Marka var onun için. Evet, markaya şey yapmıyor ama sonuçta ne yazıyor onu da bilmiyoruz. Neyse bir ürün yani. Ha, yani sonuçta bakın bu Mersin'de üretilmiş. Bu Mersin'deki üretilen ürün, burada çok az Türkçe var. Hı hı. Ve tamamen kendilerine yönelik bir ürün bu. Yani bize ihtiyaç bile yok. Çünkü 5 milyon seçmen var, müşteri var burada. Evet. Yani şimdi paralel ekonomi nasıl oluyor? Mesela kuyumcular paralel bir bankacılık sistemi kuruyor. Telefoncular, Suriyeli telefoncular paralel bir bankacılık, havale sistemi koyuyor. Ortaya koyuyor. Bu tamamen denetimden uzak. Yani bugün Türkiye'de müşterileri olduğu için bizden oldukça bağımsız bir şekilde kendileri üretip, kendileri satıp, kendileri de tahsilat yapıp ve vergi, devlete de bir kuruş vergi ödemeden de çok büyük bir ticaret dönüyor ve inanılmaz bir haksız kazanç ve inanılmaz bir zenginleşme ortaya konuluyor şu an. Ama bunun bir tarafında da çok yoksul olan ve sömürülen Suriyeliler gerçeği var. Yani kayıt